Kentsel dönüşümle ilgili hükümetin attığı çok önemli bir adım var biliyorsunuz. Maliyetin yarısını devlet karşılıyor. Başvuru süreci devam ediyor ve 80 geçti sayı. Peki bundan sonra ne olacak? Evler ne zaman yıkılmaya başlayacak? Ayrıntılarına bakalım. Sonrasında değerli bir konukla da hukuksal boyutunu konuşacağız. İstanbul'un dönüşümü milli güvenlik meselesi. Egemenlik meselesi bu kadar net. Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önemli. İstanbul'un dönüşümü için süreç başlatıldı. Hükümetin yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru geldi. Deprem ülkemizin vazgeçilmez bir gerçeği, özellikle 6 Şubat Maraş depreminden sonra İstanbul'da da kentsel dönüşüm seferberliği başlamış durumda ve çalışmalar son derece hızlı ve titizlikle devam ediyor. İstanbul'a şöyle havadan baktığımızda aslında birçok ilçede yıkılması gereken binalar var. Bazıları hafif hasarlı, bazıları orta, bazıları da ağır hasarlı. Tabii kritik sorular var aklımızda. Süreç nasıl işliyor ve yıkım ne zaman başlayacak? İşte cevaplar. Yani başvuruyu aldığımız yerlerde arkadaşlarımız, ekiplerimiz binaya gidecekler. Binada, o binada üçte iki çoğunluk sağlanıp sağlanmadı. Binanın riskli olup olmadığına ilişkin ön tespitlerini yapacaklar. Bu ön tespit. Yani riskli bina şerhi de koymayacağız. Binanız kaç yıllık? Yani en az 30 yıllık vardır abi. Dönüşüme sokmayı düşünüyor musunuz? Ee, biz kiracıyız. Belediyeye başvurduk. Belediyeden haber bekliyoruz. Eğer 200 bini aşmazsa zaten 200 bin konutu yerinde yapacağımız için soruyor. 200 bini aşarsa da o başvuran vatandaşlarımızda geçerli olan başvurular, riskli olan binaları bir torbaya atacağız. Otel uzunluğunda kuraımızı çekeceğiz. Nasıl sosyal konutlarda çekiyorsak ve burada TOKİ başkanlığımızca inşaatını biz yapacağız. Peki içinize at mı? Evet. Güveniyor musunuz binanıza? Evet güveniyorum. Bir binanın ortalama olarak yenilenme süresi, yapılma süresi 15 ay bandında olacağını varsayarsak yani bunun yıkılması, projelendirilmesi demek yani başvuru bittikten yaklaşık 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde binalarına da yıkılmasının başlanması anlamına gelmektedir. Peki ödeme süreci nasıl işleyecek? Yani vatandaşımız sadece 2 artı 1 daire için 750 bin lira ödeyecek. Ve bunu da nasıl ödeyecek? Yüzde on sözleşmeyle birlikte peşinat verecek. Kalan tutarı 10 yıl vadeyle. Evlerin ne kadar sürede teslim edileceği sorusunun cevabı da çok net. En geç iki yıl içerisinde inşaatımızı tamamlayıp vatandaşlarımıza vereceğiz. Çantalarımızı hazırladık evlerde. Deprem için. Bekliyoruz yani. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası başladı. Üstelik az önce de ekranlarınıza getirdik oldukça da avantajlı bir kampanya gibi gözüküyor ama söz konusu kentsel dönüşüm olunca işin tabi bir de hukuksal boyutu var demiştim. BTR'yi izlemeden hemen önce değerli bir konu ağırlıyoruz. Uzman konuğumuz avukat Cidem Kezer bizlerle birlikte. Sayın Kezer hoş geldiniz Kahvaltı Haberleri'ne. Günaydın. Hoş bulduk, Davetiniz Davetimiz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyiyizler değerli diyorum. vaktinizi ayırdığınız için çok önemli bir konu ve güzel de ilerleyen bir süreç var. Ee, ama öncelikle isterseniz parkumuza doğru yürüyelim. Orada bazı başlıkları yeni, yani kentsel dönüşümle ilgili, yarısı bizden kampanyası ile ilgili önemli detayları birlikte aktaralım. Sonrasında üzerine konuşalım. 100 metrekare 2 artı bir daireye 750 bin devletten verilecek değerli izleyenler ve kalan tutara da %10 peşinat uygulanacak. 5625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade sunuluyor. 120 metrekarelik 3 artı 1 bir daire için 900 bin TL devletten karşılanıyor. Yine %10 peşinat kalan tutara 6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vadeyle aslında vatandaşlarımız ev sahibi olabilecekler. Bir barkomuz daha var Onun da, ona da bakalım sonrasında konuşalım. Dönüşüm süreci nasıl gerçekleşecek? Mülk sahibi 26 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvurusunu yapabilecek. Başladı başvurular ve 29 Mayıs tarihine kadar da devam edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek, ruhsat alma süreci başlayacak ve son olarak binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak. Bu süreçte 10.500 lira taşınma ve aylık 5.250 lira kira yardımı yapılacak. Biz yeniden hatırlatmış olduk aslında. Haberimizde de Bakan Kurum aslında bir kısmını açıklamıştı. Şimdi üzerine de sizle birlikte konuşacağız. Ben evet. adım 3'ten başlamak istiyorum. Neden çok uzun zamandır aslında kentsel dönüşüm söz konusu olduğunda vatandaşların ortak sıkıntısı bir bina, binada Gönüllülük esasıyla başlayan durumlar maalesef bir anlaşmazlığa dönüşüyor. Ee, bazıları o çoğunluğa girmek istemiyor. Ee, bazı böyle geçerli sebepleri de var. Ama işin hukuksal boyutu nedir burada acaba? Evet. Ee, öncelikle aslında kanun 2012 yılında çıktı ve daha sonrasında birçok uygulama yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Ve her seferinde de buradaki yarısı bizden kampanyasında da biz kentsel dönüşüm yasasını uyguluyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız aynı yasayı bu sefer yarısı bizden kampanyasıyla uygulayacağımız için... Orada yürüttüğümüz hukuki prosedürleri burada da yürüteceğiz. Yani <laughs> e, aslında kanunun yapılış amacı oy birliğiyle yani %100 imza, %100 muvaffakat, %100 mutabakatla kentsel dönüşüm sürecini yürütmektir. E, çünkü amaç burada hem olası İstanbul depremi var, Marmara depremini bekliyoruz. Hem de e, biliyorsunuz e, acı yaşadığımız e, Kahramanmaraş merkezi depremden sonra da ...bir an önce binalarımızı, riskli yapılarımızı dönüştürme gayreti içinde olmamızın önemini bir kez daha anladık. Burada kanun aslında oy birliğini istiyor, %100 imzayı istiyor ama oy birliği sağlanamayan durumlarda... 3/2 hisse çoğunluğuyla iş ve işlemler başlıyor. O çoğunluğu da yeterli olabiliyor yani bu Evet, 3/2 hisse payı çoğunluğuyla yani 3/2 evet. arsa payı çoğunluğuyla kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Hı hı. E, burada e, katılmayanlar ne oluyor e, diye sorular geliyor. 3'te e, 3/2 sözleşme imzasından sonra bir ortak mutabakat metni sağlanıyor. Yani e, ilgili taşınmazın e, taşımaz bilgileri yazılarak yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili e, ortak karar alındığı ve uygulama yönetmeliğinin e, 15A maddesi ile 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki yasanın e, 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 3'te 2 çoğunluk sağlanıyor ve 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra imzalamayan veya mutabakata katılmayan arsa sahiplerinin payı kanunda diyor ki bakanlıkça belirlenecek rayiç bedel üzerinden öncelikli olarak anlaşma sağlayan kişilere e, satılır. Eğer ilk ihalede katılan olmazsa ikinci bir ihale yapılır ve ikinci ihalede de dışarıdan üçüncü kişiler ihaleye girerek anlaşma sağlamayan kişilerin payını satın alır. O şekilde de e, oy birliği sağlanarak mutabakat Sağlanır diyor kanun. Peki şimdi burada kaçırmışsam eğer özür diliyorum ama şunu tekrar sormak istiyorum. E, şimdi direnen bazı katmalikleri var ya Doğru. Onları onlar haklarını kaybetmiş mi oluyor bu noktada? E, şöyle e, onların e, biliyorsunuz bu kanunda sermaye piyasası tarafından lisanslandırılan kuruluşlardan bir değerleme raporu alınıyor. Kanun Hı. bunu istiyor. Daha sonrasında öncelikle Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri tarafından e, ...ihale bedelleri belirleniyordu. Yani imzalamayanın arsa payı bedeli belirleniyordu. Hı hı. Ve daha sonraki değişiklikle bu ilçe belediyelerine verildi. Örneğin e, Maltepe'de ise bir gayrimenkul e, onunla ilgili olarak Maltepe Belediyesi e, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü marifetiyle satış işlemleri yürütülüyordu. Dolayısıyla burada e, haklarını kaybetmiyorlar hı hı. ama onların bir bedeli belirleniyor İmzalamayan kat maliklerinin e, arsa payı çoğunluğu gereğince e, hissesine tekabül eden bir fiyat belirleniyor. O fiyat üzerinden açık arttırma usulüyle hı. öncelikli olarak sözleşmeye katılan ve binanın dönüşümünü isteyen kat maliklerine sunuluyor. Eğer açık artırma usulüyle örneğin ihale bedeli 1 milyonsa 1 milyon TL üzerinden satışa çıkarılıyor. Çünkü amaç burada oy birliğini sağlamak. Neden oy birliğini sağlamak? Çünkü etrafınızda görmüş olduğunuz bütün taşınmazlar yeniden yapılan veya inşaat halinde olan bütün taşınmazlarda oy birliği sağlanmış demek. Yani %100 imza Hı. sağlanmış demek. %100 imzanın sağlanmasının gerekçesi de sağlanmasının koşulu da bu şekilde sözleşmeye katılmayan veya başka taleplerde bulunan kat maliklerinin ya payını satıyorlar kanun gereği veya yeni yönetmelik değişikliği gereği onlara 15 günlük yasal süre veriliyor tebliğinden itibaren bu tebligatta sözleşme, tüm ekleri, vekaletnameler. Kat paylaşım şemaları, vaziyet planları ve teknik şartname kendilerine tebliğ ediliyor. Hı hı. Tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde katılmazlarsa bu sefer satış işlemleri marifetiyle onların payı satılarak anlaşma sağlayan diğer kat maliklerine süreç oy birliğiyle işler hale geliyor. Evet, Sayın Kezer şimdi 6 Şubat depremlerinin ardından e, elbette ki işte Büyük Marmara depremi daha çok konuşulur oldu. Evet. Ve İstanbul'da hızlıca bir çalışmaya geçildi. Türkiye'nin belli noktalarında da olduğu gibi. E, bu noktada özellikle depremlerden sonra güçlendirme ve yeniden yıkıp yapma. Çokça konuştuk biz bunu evet. uzmanlarıyla, inşaat mühendisleriyle, deprem uzmanlarıyla üzerine konuştuk. Sizce bu noktada e, avantajlı e, olan evet. nokta hangisi? Yani güçlendirme yaptığımızda ya da yıkıp yeniden yaptığımızda. Evet. Hangisi hukuki anlamda da bunun mutlaka bir e, bakış açısı vardır? Bununla ilgili ne söylersin? E, bununla ilgili olarak ben 10 e, yıldan fazla bir süredir 6.306 sayılı yasa kapsamında çalışmalar yapıyorum. Hı hı. E, bu konuda hem güçlendirmenin hukuki boyutuyla süreci ilerletiyorum, hem de e, risk yapı olarak tespit edilen ve 2014 yılında Uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yıkılıp yeniden yapılmayan binalarda örneğin bunu tercih etmeden de güçlendirme Hı -hı. yapılabilir hükmü geriye güçlendirme çalışmaları yapıyorum. Hı -hı. Burada ikisi ayrı hukuki prosedür, ikisi ayrı süreç. Bunu ayrı olarak değerlendirmek lazım. Güçlendirmek için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerekiyor. Hı -hı. Burada kat maliklerinin sayısı önemli. Fakat yıkıp yeniden yapmak için 3'te 2 arsa payı çoğunluğu ile iş ve işlemler yürüyor. Hı -hı. Biraz önce bahsedeyim. Biraz önce gibi, evet. e, Burada güçlendirme benim karşılaştığım hukuki prosedürlerde hep e, daha maliyetli oluyor. Hı -hı. Ve e, bana göre bu ben hukukçuyum, e, teknik bir insan değilim. Tabii. Fakat e, görmüş oldum ve piyasanın içinde olan biri olarak e, bir binayı güçlendirmekten yıkıp yapmak her zaman daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hı -hı. E, güçlendirmek için e, şu anda kentsel dönüşüm kapsamında toplantı çağrısı yapmaya gerek yok. Bir bina ortak karar protokolü ile süreç ilerleyebiliyor. Ama e, güçlendirmede eğer ihtilaf söz konusuysa, eğer sözleşmeye katılmayan veya güçlendirme istemeyen bir kat maliki varsa bununla ilgili olarak e, toplantı yapılma zorunluluğu var ve toplantıdan sonra da e, gerekli güçlendirme ruhsatı hazırlanarak, güçlendirme projesi hazırlatılarak artı teknik üniversiteden rapor alınarak güçlendirme ruhsatının onaylatılması gerekiyor. Burada şöyle bir durum var. İlçe belediyelerinde eğer bir taşınmazın bulunduğu yerde bir terk söz konusuysa hı hı. bu sefer terkli olan yerlerde maalesef güçlendirme ruhsatını alırken uzun bir bürokratik süreçte karşılaşıyoruz. Hı hı. O nedenle ben yıkıp yeniden yapmayı her zaman daha sağlam ve daha güvenilir buluyorum. Ama tabii ki güçlendirmenin boyutu da örneğin e, bazı yerlerde e, imar artışı verilmeyen ya da sahil bandında olan yerlerde güçlendirme de söz konusu olabiliyor. E, güçlendirme hem betonarme güçlendirme yapılabiliyor hem de betonarme artı e, karbon fiberle de güçlendirme yapılabiliyor. Ama e, güçlendirmede bu arada güçlendirmeye e, taşınması giren kat malikleri kira yardımı alabiliyor. O da bu önemli, konuda. Bu, önemli. Evet. bu genelde bilinmeyen bir usul. E, sadece yıkıp yeniden yapılınca kira yardım alınır diye düşünülüyor. Halbuki güçlendirme yapılan yerlerde de kira yardımı var. Devletin belirlemiş olduğu. E, bununla birlikte... Peki o kira yardımı ne kadar süre devam edecek? Yani iki yıldan daha önce bitmiş de olabilir Hı -hı. yıkıp yeniden yapılacak evet. konutlar. Bir süresi var mı? Bir süresi var. E, yıkıp yeniden yap yapılmadan e, yıkım ruhsatı yani e, yanan ve yıkılan yapılar formu düzenleniyor Hı -hı. ilçe belediyelerinde. E, yıkım ruhsatı alındıktan sonra e, bina yıkılıp arsa haline geliyor. O tarihten itibaren başlamak üzere 18 aylık süre içinde kira yardımı yapılıyor. Peki daha önce biterse? Daha önceden biterse tekrardan gene 18 aylık kira daha yardımı hı. yapılıyor. O kiralar tekrardan geri alınmıyor. Sonradan ya da, da bitse, e, öncesinde de bitsin. Evet, an. inşaat uzun da sürse gene 18 hı hı. aylık kira yardımı var. Burada önemli olan nokta şu, intifa hakkı sahipleri dediğimiz, yani kullanma, yararlanma hakkına haiz olan kişiler, kuru mülkiyeti başkasında olurken orayı kiraya veren kişiler de aynı zamanda devletten 5 aylık kira yardımı adı altında bir kira yardımı alıyorlar. Şu anda 5250 TL'ye çıktı zaten biliyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda yarısı bizden kampanyasında da 5250 TL kira yardımı var fakat orada ee, ekstra olarak da 10.500 TL tek seferlik bir taşınma yardımı da yapılacak. Hı hı. Ee, burada kira yardımı ile ilgili olarak e, normal kentsel dönüşümde 6306 sayılı yasada e, daha önceden kira yardımı almış olan malikler tekrardan başvuru yapıp kira yardımı alamıyorlar. Hı. Öyle bir e, önemli nokta var. Veya e, seçimlik hak sunuyor e, devlet. Ya diyor kentsel dönüşüm kredisi kullanacaksın ya da kentsel dönüşüm Kira yardım alacaksın. Bunun ikisini aynı anda almak mümkün değil. Ama biz bununla alakalı görüşte bulunmuştuk, görüş, görüş sunmuştuk. Kira yardım alanlar kentsel dönüşüm kredisi de alsınlar veya kentsel dönüşüm kredisi çekenler kira yardımından da mahrum kalmasınlar diye. Umarım hı hı. bu konuda da bir değişiklik yapılır. Olacak gibi gözüküyor mu peki? Ben düşünüyorum çünkü her seferinde süreç daha hızlı daha dönüşüm amaçlı ve daha çok yapıyı dönüştürmek amacıyla güzel değişiklikler var. Yani bunu da aslında vatandaşlarımız bilmiyor. Özellikle 2018 yılından sonra son 3-4 yılda hem müteahhitlerin aleyhine getirilen, müteahhitlerin aleyhine dediğim belirli kriterler getirilerek daha işin ehli olan müteahhitler için e, süreci e, yönetme imkanı getirildi. E, bu değişikliklerden de isterseniz bahsederim. Çok sevinirim. Hı -hı. E Kredi şartları üzerine de Tabii. biraz konuşalım. Hukuksal süreci, e, ödeme süreci nasıl gerçekleşecek? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Tabii ki. Farklı bir başlıkla ilgili bir sorum da olacak. Buyurun. Tabii ki. E, kentsel dönüşüm kredisi biliyorsunuz son değişikliklerle e, 1 milyon 250 bin TL'ye çıktı. hı. -hı. Burada tabii ki önemli olan bir binayı düşünün, bir binada tabii ki bankalar herkesin kredi çekmesini tercih ediyorlar. Yani şöyle bir şey olan hukuki problemlerle karşılaştım bir binada. Örneğin iki tane kişi belli bankadan çekmek istedi, üç tane kişi başka bir muhtelif bankalardan kredi çekmek istedi. Öyle olunca ortada bir karışıklık söz konusu oldu. O nedenle burada kesinlikle kentsel dönüşüm kredisini tavsiye ediyorum ben. Bir de 1.250.000 TL'ye çıktığı için öncelikle 0.79 faiz oranıyla e, bu krediler veriliyor ve e, şu anda bankalarda belirli bankalar e, bu konuyla ilgileniyor yani e, aktifler. E, dolayısıyla kentsel dönüşüm kredisi hem avantajlı. Öncelikle e, faizini ödemeye başlıyor Hı -hı. E, kat malikleri. Daha sonrasında ana parayı ödemeye başlıyor e, ve bankada işin içine girince, örneğin bir müteahhite e, taşınmaz verildiği takdirde tabii ki şu anda Yapı denetim firmaları biliyorsunuz e, son 3 yıldır bakanlık marifetiyle bir havuz sistemi oluşturuldu. Hı. O havuz sisteminden otomatik olarak atanıyor. Yani hiçbir müteahhit yapı denetim firmasını kendisi seçemiyor. Evet. Ya da e, bununla alakalı olarak tasarrufta bulunamıyor. Bakanlık bir havuz sistemi oluşturdu. Evet. O havuz sisteminden örneğin Esenler'deki... Çok suistimal edilmişti evet, zaten. Çok suistimal evet. edilmişti. Bunun önüne geçmek için örneğin Esenler'deki bir e, yapı denetim firması, bir binanın yapı denetim firması e, Şileden'de geçmişti. ...gelebiliyor, hı hı. şişiden de gelebiliyor. Buna kimsenin bir müdahalesi söz konusu değil. Bu çok güzel değişiklik. Objektifliği evet. sağladı ve e, bazı e, şüpheleri de geri çevirdi. E, bunun dışında e, yapı denetim firması varken... ...yapı denetim firmalarının görevleri ne? Bir binayı denetlemek. Beton hı hı. dökülürken num e, numuneleri almak. E, o Aynı zamanda bakanlığın da bu konuda denetim mekanizması var. Evet. E, numuneler e, laboratuvarlara gönderilip test ediliyor... Bununla birlikte bir bankadan kredi çektiğiniz zaman bankanın da eksperleri oluyor. Yani inşaat ilerledikçe bu sefer inşaatın ilerleme aşamasına göre oradaki bankadaki parayı müteahhite Ödemek için yeterli koşulun oluşmasını bekliyorlar. Hı hı. Yani daha öncesinde belirli seviyeye gelmeden müteahhitlere ödeme yapılmıyor. Bu da bana göre e, çift e, çifte denetim mekanizmasını geliştirdi. Evet. Ve e, iki farklı denetim e, meydana getirdi. Hem yapı denetim hem de bankanın eksperlerinin hazırlayacağı raporla birlikte. Sayın Kezer, şimdi vaktimiz de çok daraldı. Evet. Sormak istediğim bir soru daha var ki Tabii. gündemde çok konuşuluyor. Tabii e, ara buluculuk sistemi, evet. e, maalesef kiracılar ve ev sahipleri arasında sıkıntılı bir süreç başladı. E, Temmuz ayı itibariyle yine güncellenen bir rakam var. Ama e, bu ara buluculuk ile ilgili siz neler söylersiniz? Bu konuya da biraz değinelim, sonrasında vedalaşacağız. Tabii ki. E, ara buluculuk sistemi öncelikle e, e, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle e, kiracılar, mal sahipleri ve sadece kiracılarla mal sahipleri arasındaki ihtilaflarla ilgili olmadan, örneğin bir site yönetimiyle ilgili hukuki ihtilaflarda ve e, izale şuyu davası dediğimiz ortaklığın giderilmesi davalarında da e, 1 Eylül 2023 itibariyle arabuluculuk sistemi geçerli olacak. Yani bu nedir? Bu ön şart olacak. Zorunlu Hı. hale getirildi. Yani ihtiyari değil. Hı hı. Bir dava açılmadan önce muhakkak ara bulucuya e, müracaat edilip edilmediğini e, kontrol edilecek. Ve aynı zamanda biz UYAP sistemi kullanıyoruz. UYAP'tan da ara başvuruda bulunmak zorunludur diye ibare çıkacak. Dolayısıyla herkesin... E, Bununla ilgili olarak ara başvurma hakkı var. E, şu anda çokça kira tespit davalarıyla ilgileniyoruz. Maalesef. E, çünkü e, piyasa koşullarının da değişmesiyle kira fiyatları çok arttı. Hı hı. Burada e, daha yüksek kira almak isteyen mal sahipleri çokça e, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyor kiracılarına. E, ve kiracılar da açıkçası e, eski kiracılar e, bazen bunu süslimal ediyorlar. Biliyorsunuz %25 sınırlaması gelmişti geçici uygulamayla. Sadece ev sahibinin baskınlığı değil burada yani kiracılar da bazı şeyleri suistimal ediyor ve kullanıyorlar. Kesinlikle buna katılıyorum. Ee, dolayısıyla hiç olmadığı kadar tahliye davaları ve hiç olmadığı kadar kiracılarla mal sahipleri arasındaki e, ilişkinin bozulduğu bir dönem yaşıyoruz. Evet. Ee, Arabuluculuk sisteminin gelmesi faydalı oldu bence. Ee, ben çok doğru buluyorum. Bu sayede en azından bir masa etrafında. E, ...dava yoluna gitmeden Hı -hı. uzlaşma imkanı olduğu takdirde mal sahibi ile kiracı arasında bir e, uzlaşma konusu e, söz konusu olabilir. Hı -hı. Yani bununla ilgili olarak e, özellikle kira tespit davalarında kira bedellerinin belirlenmesinde... E, ...iki tarafın talepleri ara bulucu ile birlikte tabii ki dinlenir. İki taraf da e, bunu ortaya koyar ve uzlaşma mümkün olduğu takdirde ben... Özellikle kira tespit davalarında %60, %70 oranında mahkemelerin iş yoğunluğunun azalacağını düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda tahliye davalarının da açıkçası azalacağını düşünüyorum bu sayede. Eylül ayı itibariyle bunu göreceğiz. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben Değerli teşekkür vaktinizi ayırdınız. Yeremez. Merak ettiğimiz sorulara yanıt verdiniz. Avukat Çiğdem Kezer bizlerle birlikteydi. Ayrıntıları dinledik merak ettiğimiz konularla ilgili.